Burada çünkü, dediğin son iki maçtaki denemeler şunu düşündürtüyor mu? Abdülkerim sol Oraya gelecektim zaten. Kaan, Davinson, Boy şeklinde 4 stoperli. Bence kesin bir... hakkında var. Ee, yani kesin hakkında Abdülkerim'i bu maçta sol mi oynatsam? Hani yerine. Kesin var çünkü. Sağda Garnaccio mu var? E, yok sağda Bruno oynayacak muhtemelen. O yüzden zaten. Şimdi Bruno belki merkez işte on numara rolüne göre sağ önde biraz daha performansı düşüyor. Biraz daha kaleden yani e, top, topla çok fazla merkezi ulaşamadığı için ama e, topsuz koşuları çok iyi bunun. Yani burada yani topu da yönlendirmesi iyi ama topsuz koşuları da çok iyi. Mesela Rashford ters kanattan geldiği zaman e, ya da Casemiro topla çıktığı zaman savunma arkasına top atıldığında o koşuları yapan bir oyuncu. E, bir önceki lig maçında zaten Bruno'nun e, savunma arkasına koştu. Bir bitirişiyle maçı kazanmıştı United. Burnley deplasmanında Şimdi E, şimdi en büyük zaafı kademesizlik. Son dönemde ben performansını attığını düşünüyorum. Hem ucunda özellikle son maçta kendisini iyi hissettirdi. Kopenhag maçı da dönem toplarda daha agresifti. Ama burası başka bir seviye. Ee, bir hocanın aklında olduğunu düşünüyorum. Abdülkerim'in sol beki yazı, Bruno'nun karşısında Abdülkerim'i yazmak. İşte Davinson Nelson, belki Davinson Kaan hani formunu daha iyi görürse. Bu maça kadar hatta aklını kurcalayacak bir detay olduğunu düşünüyorum. Yani normal şartlarda United deplasmanına, mesela Davinson e, Ankara gücü maçında, İstanbul Spor maçında çok işe yarar. Başakşehir maçında süperlikte çok işe yarar. Rakip yarı alanda oynatır hı. seni. Basar, çıkar, geriye top alırsa yetişir. Mustaraya çıkma der, ben yetişirim der. Hı hı. Bunlar da çok iyi ama normal şartlar altında Manchester United deplasmanına geçen seneki formda Nelson'la oynamak daha makul. Rakip yara alana kadar çıkan Davinson'dansa. Çünkü daha iyi derinlik alan, daha konsantre, daha sakin, daha böyle pozisyon tutan kapanacaksın sonuçta maçın belli bir bölümünde. Yani ele hele öne geçersen kapalı ama kapalı yapacaksın yani. Bence şimdi United'ın 9 numarasını düşünüyorum Hoydut. Hoydut çok güçlü bir oyuncu. Ve şu ana kadar bence çok parlak performans yok ama o gücünü hissettirdi. Yani sırtını dayadığı zaman stoperlere bağlantı işlerini yapabiliyor. Denmark'a ee, mıydı o da? Galiba. En son. Evet. Ama mesela Davinson'u derinde de o yüzden ben daha makul görüyorum. Yani ikili mücadele başarısı bakımından, fiziksel kuvvet bakımından. Hoylut'la eşleştiği zaman ikili mücadelelerde çok iyi ama derinde Nelson kadar konsantre mi? geçen seneki Nelson. Bu evet. sene Nelson çok formsuz. Yani bu senede evet. bir şey diyemiyorum ama. Zaten Nelson'un her formuna güvenseydi hoca bence üçlü savunmayı da düşünebilirdi. Evet. Davinson, Nelson Abdülkerim de yapabilirdi ama Abi böyle burada... yapsa Kaso... benim en hoşuma giden şey şu oluyordu. Bunu Chelsea-Real Madrid eşleşmesinde Vinicius Junior'a karşı denediler. Rhys James-Fofana. Evet. Sa sağ bekte, sağ stoperde aşırı atlet. Biz bu Vinicius'u böyle durdururuz dediler. Durduramadılar. <laughs> Vinicius onlara da geçti de. Hani Galatasaray... bir, bir yere kadar yani. <laughs> Galatasaray'ın Rashford'a karşı mesela boy Davinson yapsa şahane olur abi. Ve Manchester'ın başka yani çok az seçeneği var. Yani evet. Rashford'un birebir oynama seçeneği var. Bir de Bruno'nun topsuz koşu ya da merkezde topla buluşup şutlaması ya yani ve duran top. Duran toplar da hala güçlüler. Ee, ama yüzde 50 oraya yani yüzde 50 Rashford bölgesi yüzde 50 de dağılıyor. İşte Bruno, duran top, akan oyun. Ee, oraya özel önlem lazım ama Rashford da uçmuyor şu anda. Yani en iyi formunda değil o da iyi bir avantaj. Yani Saçavoy da birebir kaldığı zaman bir ayakta kalabilir yani. Ama dediğin gibi Nelson'un formuna güvenilse Çeşit çeşit formasyonlar düşünebilir. Bir kere bence ikili kapatmak lazım. Davinson yani beşli savunma yapılmayacaksa Davinson-Sanchez ikilisi o tarafa yakın olmayacaksa bence bir alternatif daha var abi. Sağ back boy, sağ iç oyuncusu, üçlü orta saha yaparsan Torreira. Torreira boyla da kapatabilirsin o alanı. Hı -hı. Ama Ndombele hazır olmaktan çok uzak bir transfer olduğu için Ndombele'yi son iki maçta falan oynatmadı bile. Bu maçta ilk bir ihtimali en düşük yeni transfer muhtemelen. Endombele olmayacak. Belki Vecino yangını gereksiz mi oldu bilmiyorum. Gerçi Vecino'yu da Dünya Kupası'ndan sonra hiç izlemedim. Yani muhtemelen de, denildiği kadar kötüdür. Bilmiyorum yani. Yorum yapmayacağım. Ama iyi bir altı numara alınsaydı Okan Hoca'nın istediği gibi herhalde Vecino'yu o yüzden istediği. Vecino gelse de bu arada böyle olacaktı bence. Evet. Torreira 8 olacaktı. İyi bir altı numara, dominant bir altı numarayı oraya koysan, Torreira'yı da sağ iç 8'e koysan Torreira boyla Reichford'un geldiği alanı da kapatırsın. Yani o açıdan o güzel olurdu. Ama öyle bir 6 numara şu an yok. Bu arada mevcut da şu da e, belki kusursuz olmayabilir ama mesela Kerem Demirbay'ı 6'ya da çekebilirsin durum gerektirirse. Yani çünkü United'ın oradan çok şeyi yok. E, acayip bir tehdit yok Bruno'nun sağ olduğu için. Mason Mount oynayacaktır muhtemelen. E, Dediğin gibi orada ikili sıkıştırma, Torreira pozisyonu icabı daha çok sağa yakın oynaması top oyun kurulurken de zaten Kerem Demirbay belki savunmaya daha yaklaşan oyuncu olacak. Bu maç üçüncü orta saha Sergio olacak yani üçlü orta saha seçilirse. Yani üçlü orta saha tercih edilirse. Sergio da şöyle bir özelliği var. Bazı maçlarda o topsuz koşu. Daha doğrusu savunma kısmında bir görev verilince karşılığını veriyor. İki tarafı da yapacak temposu yok. Yani hücuma katılacaksa, hücum işini yapacaksa savunma performansı düşüyor. Ama mesela bir Trabzon maçını hatırla bu sezon. Müthiş bir savunma oyunu evet. oynamıştı merkez orta sahada. Yani Torreira'nın da en rahat ettiği maçlardan bir tanesiydi. Evet, sensiydi. evet, evet. E, Bence United maçında da yani yine Torreira 6 numarada. Sergio'ya bu görev verilebilir. Yani sen daha iş, çok işin topsuz kısmında varsın. Kerem Demirbay da daha çok oyun kurulurken rakip ceza sahasını giden oyuncu olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama ben kesin e, Denson'un formu sebebiyle üçlü savunma hattından ziyade üçlü orta saha hattının United'e karşı daha çalışılabilir bir bana sistem da, olduğunu düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Dörtlüyü belki Abdülkerim sol bek yaparak yapmak evet. senin dediğin gibi mantıklı geliyor. Zaten ben geçen sene Pep Guardiola'nın sitesini izlediğimden beri dört tane kalıplı dörtlü savunmayı çok mantıklı bulmaya başladım. Aslında o Çünkü... Alex Ferguson yapardı ilk. Öyle mi? Kimi? Tabii Bay Baynebul vardı ee, yok şey işte West Brown John şeyi eee hmm. Hines vardı evet. sol bekti de Doğru. basıyordu 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 uzun vuruyorlar geri Çünkü komple büyük şey bir de beklerde avantajsın, duran toplarda avantajsın. Tabii. bayağı şey yani hatta onu birisi söylemişti izlemediğim bir City maçında ilk yarıda işte Cancelo'yla falan Oyun kuruyor, pas yapıyor, mas yapıyor. Bir atak geliyor, sağ açık kanserleri çok kolay çalımlayıp golü yiyor. Hı hı. Ondan sonra ya başlayacağım bunların orta sağlayacağım <laughs> bekine deyip <laughs> ondan sonra stoper oynatacağım ulan deyip böyle <laughs> sağ bek işte e, Volker'lar, Akanji'ler. sol bek gibi oynadı mesela. Şimdi Gvardiol geldi. Akesidir, Gvardioldur. Onları koymak, yani Abdülkerim'i öyle kullanmak işte sağda boy zaten bir stoper gibi fizik kalite olarak. Yani niye olmasın? Bence Mesela geçen sene Galatasaray'da da Kazımcan 1.80 üstü. Saşa Boy 1.80 evet. üstü. İki stoper. Bu senin duran top avantajın, boy avantajın e, çok fark ediyor yani. Ee, hani elinle o şeyi hissettiriyor sana. Biz bir de United'da yaptık. gerçekten United'a karşı United'da şu anda bir oyunu yok. Tabi e, tabii şu anda hani, bitmiş bir takım olarak da bahsetmiyorum. Ama iyi oyuncular var ama iyi bir oyunu yok United'da. Şundan bahsediyorum. Bir sert bir takım soğuması yaparsanız Gardı düşebilir United'ın. Öyle çok iştahlı bir durumda değiller şu anda. Zaten üç ayaklı sandalyede oturuyor şu anda Tenak. ve her an gidebilir. Böyle güçlü bir oyun olmadığı için hakikaten sağlam bir takım savunması en başta moralini düşürebilir yani United'ın. Evet, o enerjiyi düşürebilir. Sağlam bir takım savunması çok göremedik. Yani. Mesela Molde maçlarında göremedik mesela. Molde maçında hem de ilk, ilk maç skoru almışsın. İkinci yarı biraz uyutabilirsin. Sağlam savunma gelmeyebilir. Yapamadı mesela. Burada işte takımın biraz ismi. burada görmek lazım. Manchester United takımın ismi. Altrafop dev basmanı. Otomatik o adaptasyon verir evet. diye düşünüyorum. O zaman zaten evet. maçtan sonra da evet. bol bol Başacağız. konuşacağız. Evet. Canlı yayında olacağız. Bekleriz United maçından sonra. Umarız güzel bir skordan, galibiyetten sonra yayında oluruz. O zaman 5 yaş maçına geçelim.